Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Palworld serimize devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız bu bölümde? Bu bölümde arkadaşlar açıkçası iki bölüm arasında birazcık böyle materyal farmlarken, hani bölüm içerisinde sürekli bir şeyleri taş kazmakla uğraşmayalım vesaire falan diye, ne yaptığımı bir sorguladım. Ve şöyle bir şeyle açıkçası karşınıza çıkıyorum bugün. Nasıl? Ya, ikinci bir base kurmak için beraber başlayacağız ve o ikinci base'i de demir, or odaklı bir, yani o ingot yapmak adına or odaklı bir base yapacağız. Bunu da yapabilmek için güzel bir yerde, açıkçası internetten de biraz araştırdım neresi var vesaire diye, ve şöyle aslında fast travel diyeyim, ikinci base'imi şöyle bir bölgede kurdum. Eğer ki koordinatlarını da merak ederseniz sol alt köşede yazıyor, siz de benzer bir şey yapmak isterseniz. Gideyim bir orayı size göstereyim. Niye burayı seçtiğimi de daha da... Bu arada bir unused stat point var diyor, onu ben bait art vereyim. Şuradan da uçan şeye de bineyim. Hop, şöyle bir yükselelim. Şöyle baktığınızda arkadaşlar, şu bölgeyi ayırdım çünkü hem içeride bol bol or var, maden yapılabilecek. Hepsini de almışım ya, güzel. Güzel, onun boyutlarını tam yapabilmem şahane olmuş. Hem işte biraz, yani çok çok az bir taş da var. Odunlar vesaireler falan da var. Burada kendi şeylerimi, Pokemon'larımı birazcık yüksek level yer olduğu için burası bu arada. Aa, bana vurdu direkt. Aha, git. Öldürseydik var ya, şey alırdık. Beni yakaladı. Dur. Gelecek o, belli. Faltimiz hungry ha. Evet, aç olan varmış. Üzerinde de çok fazla şey var. Bayağı da yediler sağ olsunlar. Şunu da buraya alayım, ben de aç kalmayayım. Çok sağlam vurdu. Nasıl öldürdün lan? Üzücü oldu. Peki. Bunu atmaya çalışıyordum aslında bakarsanız bir yandan da ben. Çok da problem değil. Şimdi bu bölgeyi bu şekilde kullanacağız. Bunun için ben öncelikle şuraya bir tane de şey yapayım. Metal chest için ingot istiyor. Tamam, onu gidelim. Hemen şöyle geri dönelim. Şeyi de değiştireyim. Bineğimi de değiştireyim. Binek olarak kullandığım Pokemon'um maalesef ki düştü. Bunun yerine yani yüksek level, ha şu vardı, bunu kullanıyordum ben de. Orada değil, şunu buraya al. Ha. Bu bizim de gelsin. Bunun için biraz üzerime şey alacağım. Şundan alırım diye tahmin ediyorum. Odunum varmış zaten üzerimde. Ağırlığım da fazlaymış ha. Şuradan bir 20 tanesi benim üzerimde kalsın. Bu şeyleri de değiştirmek lazım. Dur bakayım, şurada bir tane de şey yapmıştım. Şunları buraya yerleştireyim. Üzerimdeki ağırlık biraz azalsın. Sonra buradan şu taşları al. Biraz daha taş da alacağım. 136 tane gene hala çok tabii bu arada. Benim üzerimde ne var bu kadar ağır ya? Bilemedim ama. Şuradan soluklarına baktığımızda leather diyor aslında. Şu leather'ları bırakabilirim. Kemikleri de burada değil. Şunu da bırakabilirim. Fiber kalsın. Daha lazım olabilir. Haydi geri dönelim be. Biraz böyle bir birkaç sefer git gel yapıp oraya bir ekipman diyorum. Bir takım. Aa, can't build this in area mı? Aa. Şuraya kurabiliyorum ama. Burada bizim ne var ki ya yakında? Herhalde... Şöyle baktığımızda arkamızda kalıyor. Buraya şey yapabiliyoruz, buraya gelemiyoruz. Anlaşıldı. Tamam, ben bunu fark etmemiştim. Şöyle yaparız. Disassembly mod.
Disassemble diyebiliriz direkt. Ama ondan evvel üzerimde şey var mı? Tekrar kurmak gerekecek çünkü. Tekrar şöyle bir geri dönelim. Bundan aynen. 10 tane falan alayım üzerime. Şimdi olacaktır. İlk kez yeni bir base de kuruyor olmanın getirdiği tecrübesizlik de var. Şuradan şunu artık. Nasıl sen oldun? Tamam, herhangi bir şey yapmamıştık zaten. Şuradan tekrar Fall Box'ı açalım. Şuraya koyayım. İnşa edelim. Burada artık sıkıntı kalmayacaktır. Metal chest bir tane şuraya. Arkadaş. Oğlum buraya nasıl insanlar? Bir daha bir kıracağım bunu. Box diyelim. Fall Box'ı da kurdurmasaymış keşke. Bu arada yani madem böyle bir durum var. Şöyle bir şey de yapabilirim bu arada. Bunları da bir ortadan kaldırayım da. Bir. Şimdi aslında burada benim şunları bir sıraladı. Bunu atalım buraya. Daha yardımcı olabilecek. Şunlar bana yardımcı olur zaten ya. Her şeyimizi hızlı hızlı yapalım. Hepsi geri dönsün. Saldırıyor biraz çünkü belli. Şeylerden alsam aslında. Zaten burada güzel leveller atlanacak. Etraftakileri toplamaya başladılar. Toplayıp buraya taşımaları için de şey getireceğim. Taşıyabilenler. Mesela kimler taşıma yapabiliyor? Şunlar olur. Kuaklardan. 12 tane de yatak yapmam gerekecek. Ama tabii şunu bir indirelim ya. Tamam. Yakalamak da lazım aslında da. Bakın burada biriktirmeye başladılar bile. Domuzlar burada. Daha şöyle buna şunları bırakayım. Hatta şunları da şöyle bir salayım. Burada benim oduna ihtiyacım olacak. Biraz odun alıp geleyim. Ne kadar alalım? Güzel. Hemen şuraya bir gideceğim. Buradan bir 100 tane falan odun alsam. 100-200 tane. 200 tane alamayabilirim. Bakacağım. Alalım. Hepsini aldık. Olmadı o. 85 tane alınca oluyor. Hepsini bırakalım. Tamamdır. Bu odunlarla oraya bir geri dönüş yapayım. Incubation complete. Ne çıkmış buradan bakayım buna da bir. Fuddler çıktı. Tamam. Yeni bir şey ekleyeceğim.
şeyleri göremiyor muyum ya? Keşke sandıkların içindekileri de görebiliyor olsam. Buradan... Ha şey pardon, buraya koymuştum. Common egg, common egg. Bunlar önemli değil. Frozen egg'i yapayım da. Daha değişik gözüken o var. Incubation stick. Tamam. Yiyeceğimiz var mı? Burada daha fazla yiyecek de... Tamam, biraz yiyecek alayım. Hemen şuraya gidelim. Şey de lazım olacak nihayetinde. Burada gelişi güzel uyuyorlar. Bir tane feed box yapayım. Şöyle ortalık bir yere koyayım ki... Çok uzun yol gitmesinler. Bunların hepsini buraya atalım. Uyandıklarında yerler. Bir köşeyi de... Bunun foundation aslında... Tekrar şunu açalım. Wooden stairs. Şu taraftan şöyle... Heh. Koyalım bunları. Gayet güzel oldu. Şu taraftan da yapabilirsem... Buraya çıkabileceğimiz bir dünyamız olur. Bir de şey yapacağım. Kamp ateşi bir tane de kurayım buraya. Bu da tamam. Şimdi yataklarını yapmaya başlayabiliriz. 12 tane lazım. 1. Bir şey değil mi? Bunu vazgeçtim. Yere yapabiliriz bunları ya. Niye şeye kasayım ki? 1 2 3 4 5 Al. Ha, fiberim yok. Tamam. Gideyim fiber bulayım. Fiber en kolay nerede bulurum? Burada biraz var. Başka bir yerlerde de benim fiberim var da biraz şey lazım. Şurada fibere çevirecek. Bir 100 tane falan fibere çevirsin. Yarın olduğunda bizim Pokemon'lar. Geri kalan fiberler nerede? Evet. Organize olmamış olmanın... Zararını şimdi görüyorum tabi. Arıyoruz paso. Şurada bir 6 tane var. Burada çok bir şey duruyor. Şurada bir 11 tane çıktı. Burada da bir tane var. 23 tane üzerimde zaten yani toplam 23 tane var. Pekala. Bunlar şimdilik yeterli olacak. Şeyi arıyorum, şunu arıyorum. Hadi geri dönelim. Kendime de bir tane yatak yapayım. Hı, odunum yok. Nasıl odunum yok ya? Harcamış mıyız hepsini? Vallahi farkında bile değilim. Wool ve odun lazım. Onları da alalım. Burada da aslında bir tanesini çıkartayım. Şuradan şey koyayım. Hepsini bir sırala. Artisan bunu böyle koyayım. Etraftaki odunlardan kırar.
şuradan. Buluruz diye tahmin ediyorum. Wool. On bir tane olsa şimdilik yeter. ...88 tane bundan alalım. Kaya da 34 tane alalım. Tam sayımıza... Yani tam sayı değil de işte şeye geldik. Sınırımıza geldik. Üzerine, ya benim weight'imi daha da yükseltmem, yani taşıma kapasitemi daha da yükseltmem bir tık da önemliymiş açıkçası. Şunu bırakayım. Saldırıya mı uğradık? Yok, gündüz oldu. Çok güzel. Yatakları mı yapıyorsunuz? Yapın yapın. Hatta 3 ha 5 6'yı da şöyle koyayım. Tiber kalmadı. Mesele değil. Şunu açabiliyor muyuz? Silver key lazım. Burada olaylar karışmış. Biz de dağılalım mı? Ha gayret. Tutturacağım inşallah. Görmüyorum da. Lan bir tane bile tutturamadım. Dur. Aa fake attı. Hah. Yakalayabilecek miyim acaba? Daha sağlam. Poke topu attım. Artık onu alırız. Levelde atladık mı? 24. level oldum. Şahane. Muscle head çıktı. Güzel. Şunları da yapalım. Dokuz tane yapıldı. Buraya ekstra bırakacağım bir şey yok gibi duruyor. Odunları onlardan toplayacaklar. Bir geri döneyim. Buradaki fast travel noktasına gideceğim. Petalya diye bir şey de varmış orada. Biraz fiber yapıldıysa tamamlandı mı? Nedir bu? Çilet. Peki, ikinci bir çiletimiz oldu. Şuradan hemen bir tane daha yumurta alıp buraya da bırakayım. Başladılar mı yapmaya? Güzel. Bir 18 tane yapılmış. Bir tane daha sulama yapabilen bir Pokemon çıkartayım, o da burada takılsın. Başka bir şey. Yeah. Hemen statlardan da bu arada rate'e yine vereyim. Şöyle bir 1000'e falan çıkartayım da kafam rahat olsun ya. Çünkü belli ki çok daha fazla şey yapacağız. 3 tane de bunların üzerimde olsun. Yavaş yavaş karşıma şeyler çıkıyor. Alalım. Bunu da alalım. Hemen buraya gidelim. Sandığımıza atalım. Ters koyduk tabi. Bunları bırakmaya bence şimdilik gerek yok. Toparlananlar buraya gelsin. Major incim var.
Overlap bit object diyor ama. Pokemon'dan ötürü mü diyor bunu? Evet. Bir tane şöyle koyuyoruz, geçeriz. Biber de toparlanıyor. Burası da böyle bir hub oldu aslında. 12 bed var. O yapılınca tam olacak. Geçmiş olsun. Hepsinin mutlulukları da artık. Daim. Şuradan bir şeye bakayım. Bunlardan bir tanesi Major Injury. Major Injury, sen senin parametrelerin. Injury'lere bakmak lazım. Ülser olan vardı bir tane de ya. Şu, o da çıksın oradan. Biz burada mesela kimi çalıştırsak ya, daha iyi madenci bulabildiğim bir dünya mı olsa? Odun ve şey bu. Değişik değişik Pokemon'larım artık var. Aa. Şöyle bir kazdı mıydı, sağlam da kazan. Yani bunu alabiliriz. Ülser olanmış zaten bu. Ne kadar? %20 düşmüş. O zaman bunu boş ver. Şu sağlıklı olanı al. Bu da sağlıklı, bunu da alalım. Yiyeceğimiz yeteri kadar var. Sanki bir tık tamam. Niye çalışmadıklarını da bu arada tam anlamadım. Yani şu an boş duranlar var, idle duruyorlar. Burada bir dünya kazabilecekleri yer var. O kazıyor zaten. Sen de mi kazıyorsun? Yo. Şöyle yapalım. Belki alamadık. Canımıza. Idle sen mesela gel. Popular'a assignment'ını verdik. Çalışmak istemediğimde çalışmıyorlar. Zaman içerisinde çalışacaklardı ya bunlar. Daha yani sürekli olarak full verimli çalışmadıklarını biliyoruz zaten. Bunun dışında başka ne yapacaktım ben? Kabaca aslında burasını başlatmış olduk. Açlık konusunda bir dertleri yok. Ben birazcık daha yiyecek getirmek istiyorum gerçi buraya. Öncesinde bir, ya şu önceki base'e gideyim. Bu base'de sürekli yiyecek yapıldığı için hani bunları tamamlayalım bu şekil. Şuradan da yapıla dursun. Biraz daha ihtiyacı var. Bak da ihtiyacı var. Buraya tekrar geri dönelim. Sonra artık bir şeye devam edelim. Bu arada teknolojilerden de yeni level atladığım için ha mesela şu var. Bunu da bir ara açmak lazım. Bunu da açmak lazım. Açılacak çok şey var. Hip lantern. Bak bu da önemli. Aydınlık olur her yer. Fluffy bed. Bunu açmak lazım net. Nail falan da istiyor. Plot istiyor. Onlar diğer base'de var. Şuradan şey yapalım ya. Şunları alayım.
Şimdilik geri koy. Şuraya bunları yerleştir. Şimdi aldığımda hala da ağırım. Ne bırakabilirim? Hadi şunları bırakayım. Üzerimde de ağır bir şey yok ha. Kısmını bırak. Şöyle geri dön. İki base arasında bol bol gidip geliyoruz. Normal. Şundan ne çıkacak, buna da bakalım. Malpaka. Melpaka gerçi de. Ben malpaka demeyi daha çok seviyorum. Bunlar da çalışa dursunlar. Burada bunlar var. Bunları da atabiliyorsak buraya atalım hadi. Böyle gelişi güzel atıyorum, sonra örüyorum anasını satayım. Burada fluffy bed yapabiliyoruz. İki tane en azından yapabiliyoruz. Bunları yapalım. Base'lerimizi upgrade etmek için önemli olduğundan bunları da yapalım. Sonra da birazcık aksiyona keşfe de geri dönelim. O base ben aksiyona daldıkça onlar topladıkça toplayacaklar. Yardıma geleydiniz ya. Bir tanesini yaptılar ve gittiler. Aa gerçekten hiçbir... Neyse diğer işlerini yapıyorlar peki. Aa şurada da bir dünya pokeball var. Onları da toplayayım. Ha gayret. Kesinlikle gelmediler ya yardıma. Tek bir işle meşgul olan şey lazım ya. Pokemon'lar lazım. Şöyle lan. Evet. Sphere Assembly Line. Sphere Assembly Line yaptım zaten. Bir de Power Generator istiyor. Şu Sphere Assembly Line değil mi? Ha yok, bu Sphere Workbench. Oh, okay. Toparlandı. Şöyle dönelim. Ne yaptığımı unuttum ama bu arada. Şunları bırak. Nerede? Ağırlık yapıyor. Sanırım şimdilik tamamız. Buraya da ekstra bir tane şey de bırakabiliyoruz. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz ya. Primitive Furnace. Flame Organ lazım diyor. Bir Pokemon da şundan değil. Şundan çıkartırsam. Ben daha yatak yapmam da gerekecek tabi. Bunu artık iyisinden yapayım desem şimdilik yapamam da. Yataklar şuradaydı. Heh. Burada neyden ne kadar büyükmüş? Yani çok fazla bir şey yok. Daha da büyütecek. Bunu da ayarladık. O zaman. Yiyecek de yapabiliyor. Bana yapacak onu. Bir tane Primitive Furniture da yapacağım ama ona daha var. Şuradaki save noktasına bir gitmek istiyorum önce ben. Şunları bir yakalayalım. Çok kalabalıklar. Sinemot'tan hiç yakalamadım ben.
Ölmeseydin keşke. Poke toplarım yetecek mi acaba? Çok güzel. Biraz zorladık ama oldu. Bir bug oldu. Atmasını istediğim skill'i atmıyor da diğerini atıyordu. Heh, tamam toparladım. Şuradan çıkacağız. Değiştirelim. Şunu atalım. Ortalık bayağı. Peki. Şuna da yakabildik. Bu da şahane. Aa, şey var. Dungeon var. Level 29 diyor. Level 29 bizi birazcık şimdilik yorar. Şunu bir, şu save noktasını bir açayım. Daha gelişmiş poke topları da yapıp daha fazla Pokemon yakalamaya devam etmem gerekecek. Crystal'ı alır mıyız ya? Dur bakayım. Gel. Sen bir göre gel. Çok güzel. Şu tarafta ne varmış? Ona doğru da bir gideyim de. Bir bina var çünkü burada. Robin Quill. Oha, ne atıyorsa çok sağlam atıyor. Öldürdü direkt. Robin Quill'i de yakalamaya çalışıyorum aslında. Armor'ım hasarlandı bu arada. %15 çok düşük bir seviye tabii yakalamaya çalışmak için ama gelişmiş poke toplarını yapmaya daha başlamadım. Belki ona bir girişmek de gerekecek. Bu seviyede artık bu levelde şeyler yakalamak istiyorsam. Ama biraz zorlayarak. İlk %10'u attıktan sonra %50-%50'ye düşüyor aslında hani.
Yok yemedim. Ben şunu. İndireyim. Wheat seed, lettuce seed. Peki. Seed düşüyormuş bunlardan. O da güzel. Floppy hiç yakaladım mı ben ya? Birazcık. Bir de %7 ile mümkün değil zaten. İlk şeyi de yakalayamam. Okey. Şeyi çok da zorlamayacağım. Tamam, geri döneyim. Aa, şurada tokatlamalık adam var. Experience oluyor bunlar bize nasılsa. Düşmedik neyse ki. Şimdi buradan base'e gideyim ben. Önce armor'ımı düzelteyim. Bunu da repair edeyim. Şuradaki sphere şeysinden mega sphere. Mega sphere'dan da öte Part teknolojide daha iyi bir şey açabiliyor muyum? Mega Sphere burada, Mega Shield var bir de burada. Bunu da bir açalım ya artık. Şunu açmak lazım. Bunları açmak lazım. Average Feedback. Hip Lantern. İkisini de istiyorum aslında ama o kadar Ancient teknoloji puanım yok. Giga Sphere ben bir açayım. Birkaç tane Giga Sphere yapayım. Max dediğimizde 11 tane yapabiliyorum. Güzel. 11 tane çok olabilir. Bir 5 tane yapayım şimdilik. Yardıma da gelsinler. Gideyim Ancient teknoloji puanı bulmak için boss bir daha kesebiliyorum diye biliyorum. Daha evvel kestiğim bir boss'u bir kez daha keseceğim. Hatta direkt ilk boss'u bir daha keselim ya. Ucu ucuna kesmiştik. Şimdi yani güçlenmişken de daha da rahat keseriz. Yapabiliyorsam bir de yeni açtığım bu şu grappling hook açmıştık ya, onu da açarım. Alalım. Evet. 6 tane Giga Sphere'm var. Şuraya bir tane daha da Pokemon ekleyecek olsam ne eklerim ya bu arada? Bunu ekleyelim şans. Burada daha da fazla çalışırlar. Şunları buraya salalım. Buraya. Defeat. Bir kere yendik, bir daha inelim. Direkt kapısının önüne mi gidiyoruz acaba buna ışınlanınca? Yok, buraya iniyormuş. Tekrar nasıl gireceğim ben buna?
Şu aşağıdaki kapıdan bir deneyelim. Tek atıyorum zaten bu arada. Yeni ne açtık ki bu kadar ağlıyor bu ya? Ha, pal esans. Tamam. Bunu da Echamber hangi pendre. Palların renklerini arttırmak için. Old to skip. Tamam. Bir daha izlemeyelim aynı şeyi. Gel gel bana geldi. Şöyle bir yakalım şunu güzel. Yani nasılsa keseriz diye çok öyle dodge'lamaya falan çalışmıyor ama çok canı var aslında. Çok güzel ıskaladım bu arada. Dünyanın en büyük Pokemon'unu ıskaladım. Vay, bazı atakları bayağı da hasar veriyor şeyle. Yakalanmadık mı? Yakalandık mı? Fark etmedim. Oğlum resmen beni dodge'luyor. Geçmiş olsun. Bir şey düştü mü? Düşmedi. He. Lan? Ha tamam, tamamlanınca bir şey geliyorsa geliyor. Hiçbir şey gelmedi de bir yandan. Çok güzel. Şurada bir tane dungeon vardı. Bu dungeon'ı deneyelim. Bayağı bir şey. Ya da dur, ha dur. Ekstra puan. Tamam, 3 olmuş. Yani şu ancient teknoloji puanlarından açmak istiyordum zaten. Onu da açtık. Mı? Yo, 3'tü zaten muhtemelen. Çok güzel. Ya ama bu şekilde değil miymiş ya o iş? Peki. Bunu açmış olayım. Bu ya, ondan bir tane de şey yapmam gerekecek. Sıkıntı değil. Şuna girelim biz. Level 13 boss yakalayabilirsem yakalarım. Thank you.
Bunları tek atar geçeriz zaten. Bir şey kazanamıyor muymuşum bunları tekrar oynayarak? Ben onu bir görmek istiyorum bir yandan da. Şuradan sağdan gidinceydi sanırım. Bir önceki sefer öyleydi sanki. Direkt boss'a gitmek istiyorum. İlk vurduğumda ölmüyor, ikincisini vurunca. Lan değil miymiş? Değişiyor herhalde. Gidiş yolu. Ya da şu kemerli yerden geçtikten sonra mı sağdan gidiyorduk? Vardı bir şey ama hadi bakalım. Aynen buradan sağdan gidince sanırım. Evet. Tanzi. Bundan zaten yakalamıştık bir tane. Bir tane daha yakalarız. Ufak olanları bir. Aradan çıkartayım. Öldü. Tamam dur çok vuruyorsun. Kaçırmayalım şeyi. Nasıl ya? Aşağı düşecek bak şimdi. Oh be. Yakalayamasam aşağı düşecekti. Ha tamam. Ancient Civilization Park düşüyor. Teknoloji için level mi atlamamız gerekiyor acaba? Evet. 1 puan var hala. Onu nereden edineceğime çok da bir, dair bir fikrim, çok da bir fikrim yok. Ama biz lootlarımızı alalım buradan en azından. Feather Tear, Band Schematic, High Grade Technical Manual. Ha, One Technology puan, bir teknoloji puanı. Peki. Bu da bu işe yarıyormuş. Okey. Böyle ise... Nvidia update'i geldi bir yandan. Şuna girelim. Çileti burada dövmüştük. King Paka'ya gitsek olur. Nereden daha hızlı giderim? Tam bulunduğumuz yerden daha hızlı gideriz. Şöyle bakayım. Bu tarafa böyle geçiş yaptıktan sonra ya da bunda değil de ben bir uçarak gidersem şöyle değiştir. Yeah.
Okey. Şunu da aslında yakalasak. Neyse ya. Ondan evvel ben şu şeye gideceğim. Boss'u yakalamam daha önemli. Sağımızda. Şurasıymış gibi duruyor onun bölgesi. Evet. Şimdi bundan inelim. Vallahi en güvendiğim şeyim bu. Şöyle bir partiyle de şuna bir bak. Başka skill'i var mı? Yok. 30-40 50-45 sanırım bunlar dar edecek. Hem ben yiyeyim, hem sen ye, hem de sen ye. Hatta bir tane daha diye. Şimdi King Paka bunu vuracağız. Şu Melpakaları bir aradan çıkartalım. Attığı her şeyin bana gel, bana. Oğlum. Ha. Gel kaçma gel. Birazcık sağlam bir. Dodge'layabilsin diye bazen geri çağırıyorum. Mesela ondan kaçabilmesi iyi oldu çünkü çok sağlam vuruyor. Bir doldurabilsem. Şöyle bir 200'e düşürürsem. Geri çağırayım. Çok güzel. Ne aldık? Ancient Civilization Part. Aha, Ancient Technology Point de geldi böylece. Tamam, bu ilk kez kestiğimizde geliyormuş. Yani çok anlaşılır bir şey tabii. Mega Grappling falan filan. Direkt bunu yapmaya çalışsak mı ya? Kalitelisi. Hip Lantern daha iyiymiş gibi geliyor bir yandan da. Geceleri daha rahat gezmemi sağlar. Onu açayım. Çok güzel. King Paka Saddle. Buna binebiliyormuşuz bile. Şunu da gelmişken yakalım. Tek atmasaydım iyiydi. Oğlum. Sağlık olsun. Rusher falan var. O zaman ben bu yakınlardaki şurada bir 135 metrede şey gözüküyor. Ya buradan çıkmaya çalışıyorum. Bilmiyorum.
Yukarıdayım zaten. Ben gene uçacağım oraya. Ben daha gözükmüyor muydu ya? Burayı mı gösteriyordu az evvel? Ben mi yanlış geldim? Neyse, burasıydı herhalde ya. İlginç. Yanlış gelmiş de olabilirim ama başka zaman bakarız ona, sıkıntı değil. Şuradayken hazır şeyleri falan satmak istiyorum. Sel diyeyim be. Ha, pardon, bu değil. Şuradaki şeyi satacağım. Şunları bayağı satabiliyoruz. 1000'e satılıyormuş. Bu da değil mi? High price. Tamam. Başka? Bu da high price. Okey. $3950'ye bunları satmış olduk. Senden satın almak istesem ne satın alabiliyorum? Neyim vardı? Uncommon şeyler onları. Çok da istemiyorum yani. Çok da buradan da satın almak isteyeceğim bir şey varmış gibi durmuyor. Şeye bir bakayım. Bu Pokemon satıcısı ne satıyor? İyi bir Pokemon var mı? Yani bunların hepsi zaten benim yakaladığım ve çok da rahat yakalayabileceğim şeyler. O yüzden ihtiyaç yok. Şimdi base'lerimi bir gene kontrol edeyim. Hatta dur, yeni base'e gidelim bir ilk önce. Neymiş buradaki durumlar görelim. Böyle bir şey toparlandı. Şöyle de taşımışlar. Bakalım kaç tane ne taşımışlar. 58, 20, 190 gayet makul. Palladiumlar da büyütmüş. Daha da büyütecekler. Zaten ya. Neyse. Burası tamam. Şu odunları da bırakayım. Buradan da. Esas base'e geri dönelim. Feathered Hairband yapmak istesem direkt yapabiliyorum. Hip Lantern direkt bunu da yapabiliyorum. İkisini de hatta yapabiliyorum. Hadi bunları yapayım esas. Bu upgrade'lerimizi de yaparak bölümü tamamlarız. Sevgili arkadaşlar. Lan dur. Direkt taktık mı? İyi itemlerde gözüküyor mu? Gözüküyor. Aksesuar olarak gözükmesine gerek var mı? Geceleri. Tamam. Bunu da hiçbir bir şey de istemiyormuş. Peki. Average feedback'i de yapalım. Üzerimizde yiyecek, daha fazla yiyecek taşırız. Yani bonus veren yiyeceklerden üzerimde taşıdığım zaman muhtemelen buff'ı da otomatik geçtiği için önemli olabilir. Bilmiyorum, çok ihtiyacım şu aşamada belki yoktu ama bunu yapabiliriz. Sevgili arkadaşlar, videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye ekleyeyim. Hop, burada ikinci slot da direkt açıldı. Şunu da direkt buraya koyabiliriz aslında. Aynen, bir defa bir ikisi de defans arttırıyor. Peki. Şunları alalım, buraya da koyalım. Bir başka bölümde görüşürüz sevgili arkadaşlar. Şunları ben base'i elden geçirmek, bir kontrol etmek falan insan direkt otomatik istiyor. Ama bunların artık benim bölümler arasında toparlayacağım şeyler olduğunu varsayıyorum ben. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun öyle bağımlılık yaptı ki bir türlü videoyu da kapatamıyorum. Şunu da yapayım, bunu da yapayım falan derken. Ama burada artık bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.